Göğüs bölgesindeki aort damarının anevrizmasının tedavisinde kullanılan tevar yönteminin riskleri klasik ameliyatlar kadar olmasa da tabii ki var. Bunların başında giriş yerindeki damarda ortaya çıkabilen yırtılma, pıhtılaşma, damar tıkanması ya da çatlaması sayılabilir. Diğer taraftan çok çok düşük oranlarda da olsa parapleji dediğimiz özellikle uzun bir segmente stentleme yapıyorsak her iki bacağın felci de bu hastalarda rastlanabilen komplikasyonlardan bir tanesi. Uzun dönem takiplerinde ise aort duvarındaki anevrizmanın genişlemesine bağlı olarak, oradaki dokunun hastalığına bağlı olarak stentin etrafından yeniden küçük sızıntılar olabiliyor. Dolayısıyla bu hastalara işlemden sonra mutlaka periyodik kontroller altında tutmak gerekiyor.